Hatice Organcıoğlu. Evet, işimiz birazcık da bilgilendirmek, birbirimizi görmediğimiz tarafları birazcık göstermek. Bunları niye anlatma ihtiyacı duyuyorum? Çünkü son zamanlarda koronavirüsle bu çaresiz gibi görünen ama bir gün çözülecek olan salgınla beraber israfı çok arttırdık dünyada. Başta su olmak üzere israfı çok arttırdık. Çok fazla su kullanıyoruz, çok fazla dezenfekte edici malzeme kullanıyoruz. Ama bu arada tüketim alışkanlıklarımızla ilgili bir istifçilik başladı biliyorsunuz. Ve bu yiyecekler için yani dayanıksız dediğimiz gıdalar için de aynı zamanda söz konusu. Ve bunlar için yani eğer böyle bir şey yaptıysanız hepimiz bir miktar yaptık. Ben de yaptım. Ama şunu önerebilirim. Yani beni hani muhasebe, lojistik vesaire bu tip şeyler formasyonlar almış olanlar zaten tanıdık olacak bahsedeceğim şeye. Çok aklın yolu da bir zaten. LIFO, FIFO denen şeyler vardır. Yani last in first out, first in first out. Türkçeleri ilk giren ilk çıkar, son giren ilk çıkar falan gibi. Bazen eğer bir planlama yapmazsak eğer dolabımızda bu malzemeleri de aynı zamanda çöpe atmış olacağız. İlk tarihlerini kontrol ederek tüketirsek aldığımız gıdaları, bunlar tabii derin dondurucuya atılmayacak olanlardan bahsediyorum. Ki onlarla ilgili de tedbir almak gerekiyor. Yani atmıyor olmamız lazım, israf etmiyor olmamız lazım olabildiğince. Bu bir tanesiydi söyleyeceğim. Bunu daha sonra başka videolarda açacağım ama bir şey daha var. Bunları da israf etmeyelim. Bunlar bayağı pahalı malzemeler. Bunları ve bu tip koruyucu malzemelerinizi bir kere sürekli temiz tutmanız gerekiyor. Hijyen tutmanız gerekiyor. Ve asla ve asla dezenfekte eden ya da kolonya vesaire gibi şeylerle temizlemeyin. Ziyan etmiş ve çöpe atmış olursunuz. Ve çöpe attığımızda bunlar da doğayla ilgili biliyorsunuz sorunlar yaratıyor. Şimdilik böyle bu kadar. Ne kadar az israf o kadar güzel bir dünya diyorum. Bye bye.